Yüzü bu Kenan Işık'la ilgili bir şey söylemiştin. O neydi? Abi bitkisel hayat ne demek biliyor musun? Bitkisel hayatın özü, anlatımı şudur. Astral boyutta kaybolmaktır. Ya ben çok... ben Kenan Işık'ın, Kenan abinin ben astral boyutta kaybolduğunu düşünüyorum. Ve çok net söylüyorum. Çok iyi bir bu işin ilmini, üst düzey ilmini bilen bir medyum Kenan Işık'ı geri getirebilir. Medyum. Kesinlikle geri getirebilir. Öyle bildiğimiz mediumlar değil. Oğlum doktor varken medyum ne işi var lan? Abi bazı şeyler tıbbın ötesindedir. Bunu yani kabul etsinler etmesinler, kusura bakmasınlar ama çoğu şey tıbbın ötesindedir. Tanımlanamayan şeylerin çoğu tıbbın ötesindedir ve böyle bir gerçek var. Seni en çok bu olaylarda en çok kim etkilemişti? Bu astral mastral dediğin işlerden. Bir şey söyleyeyim mi? Enteresan bir şekilde hiçbir şey etkilemedi. Ta ki benim bu ilme en çok yakınlaştıran olay benim Peru'da yaşadım. Ayahuasca diye bir çay vardır. Şamanların çayıdır. Ha biliyorum. Of. Benim kardeşim de bazen içiyor. Mehmet tanıyorsun. Of. Mehmet nerede içiyor? Bir şeyler getiriyor. Ayahuasca böyle bir şey değil diyor. Abi. Ayahuasca dedin seremonisi yapılır. Ha yok be böyle bayağı bir... Bayağı ayinler, mayinler, ağaç, şamanlar, ağaç var müzikler. Falan. Ha o tütsüsü onun. Ha? O da işe yarar. Ama o tabii kötü ruhların o etrafımızdaki... Tavsiye ediyor musun bunu? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Türkiye'de var mı peki? Açık ve net söylüyorum sana. Şu anda senin mesela bir hayat standartın, tarzın var değil mi? Evet. Yaşam tarzın var, standartın var. Evet. Gel ben seni Peru'ya götüreyim. Bir seninle şöyle bir hafta Amazon ormanlarında o şamanlarla beraber bir o ayahuasca ritüelini bir yapalım. Geldikten sonra yemin ederim var ya. Abi çok başka bir insan olursun. Ben gitsem tatile giderim. Ne yapacağım öyle şey? Abi çok başka bir ilme geçiyorsun. Değil mi? Çok başka bir kafaya geçiyorsun. Belli senin kafan zaten ağaçlar, biraz ağaçlara sarılıp ağaçlarla konuşuyorsun. İyi bir şey mi oğlum ağaçlardan bana ne? Konuşacaksın tabii abi. Bütün denge onlarda. Neydi? Niye ben kendimi paralıyorum abi ormanlar yanmasın diye? Ben hayat yaşamak istiyorum. Ben dünyaya gelmişim. Şu an hayat yaşamak istiyorum. Ağaçlara tamam, ne işim işte var? Dünyayı yaşayacağın şeyler sınırlı. Bir yere kadar yaşarsın. Her tamam. Şey sınırlı. Ne yapmamız gerekiyor dünyada şimdi? En iyi uçağı da satın alabilirsin. Özel tamam. Uçağı. En iyi tekneyi de alabilirsin. Bitti o kadar. Multimilyarder olursun. Yaşayacağın hayat belli. Ama benim anlattığım tarafta sınır yok. Öğreneceğin ilmin sınırı yok. Ya uçmak diye bir şey var. Uçuyorsun. Her yere gidiyorsun böyle. Geziyorsun. Gitmek istemez misin böyle? Ayı, Mars'ı, Güneş sistemini gezmek istemez misin? Anlatılanların ne kadar yanlış yönlendirildiğini ve doğru ilmi, doğru bilgiyi almak istemez misin? Özgür olmak istemez misin? Özgürlüktür ya. Ben sonuçta... Ya tamam özgürlükten yana herkes var. Ona bir şey anladın. Yok. Ama öyle uçma ne bileyim. Ya kendine ait o ya. Orada bir zaman ve mekan kısıtlaması olmadığı için uçmak var zaten. Oradaki seyahat uçarak gidersin her yere. Işık hızından öteye... Işınlanırsın her yere. Ya bu senin anlattığını bizim müşterilerden birkaç tane var duyuyorum hep ama tabii bilmediğim, gitmediğim için bilmiyorum. Bak Doctor Strange diye bir film vardır. İzledin mi? Doctor Strange. Mutlaka izle. Ya bu ilmi zaten, bu ilim arkadaşlar yeni bir ilim değil zaten. Bunu ben hani bana mahsus bir durum da değil. Ben sadece bunu deneyimledim ve bunu dile getirdim. Özgür bir şekilde dile getirdim. Tabii hazır değilmişiz buna biraz. İçimden geçtiler yorumlarla. Ya yorumlar yok bak moralim bozuk olduğu zaman benim bu astral videoların altına gir abi. Yorumlar yok. Ölürsün gülmekten. Oğlum şimdi ben örneğin ne yapabilirim? Ben 52 yaşındayım. Evliyim 25 yıldır. Ne güzel. İki tane çocuğum var. Nasıl yapacağım o astral dünyevi görevleri, dünyevi görevlerini yerine getirmişsin mesela. Evet. Artık zamanı kendine harcayacaksın artık yeter. Ne yapacağım? Sensin artık. Sorumlulukların hepsini bak belli yaşa getirdin Allah uzun ömür versin hepsine değil mi? Evet. Çocuklar belli bir yaşa geldi, sorumlulukları azaldı, artık kendilerini taşıyabiliyorlar, evet. Kendi bilinçlerindeler, değil mi? Yani bir şey yani yanlış tabii olduğunu canım, artık biliyorlar artık. İşi abi. Var, çalışıyor. Yani artık bu saatten sonra bak sensin ve bunu kısmen bence güzel yapıyorsun sen. Kendine yatırım yapıyorsun, kendine bakıyorsun. Yani maddi manevi olaraktan kendine zaman geçiriyorsundur ama kendine şunu soracaksın, yeterli mi? Ne istiyorsun? Yani o bir kere bir insan her zaman ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlamalıdır kendine ve uç yaşamalıdır. Ne öyle senin listen ne? Ya benim listem mesela Everest'in base kampına gittim kaldım orada 2 hafta. Yukarıya zirveye kadar gitmek istiyorum mesela. O Everest'e tırmanmak istiyorum. Oradaki o atmosferi yaşamak istiyorum. Tamam. Mesela daha ötesinde şifacılık tarafımı geliştirmek istiyorum. Şifacılık diye bir şey vardır. İnsan enerjisiyle vakıf olduğu enerjiyle, biyo enerjiyle doğru frekansal kodlamalarla birlikte inanılmaz şeyler yapabilirsin. Vücudundaki o, ya hastalık diye bir şey yoktur biliyor musun abi? Dengesizlik vardır. Vücuttaki dengesiz etkileşimlerin sonuçlarında bir, atıyorum böbreğinde bir sorun var ve o dengesizlik sonucunda böbrek iflas ediyor. Tamam. Error veriyor. Onun adına bir hastalık diye bir terim yapıyorlar tıpta. Şu hastalığım var diyorlar. Bunu bir insan söylüyor. Tamam böyle bir evrende böyle bir hastalık yok aslında. Ya kanser hastalığı diye bir şey yok.
AIDS diye bir şey yok. Böyle bir hastalık yok bunlar gibi. Vücutta oluşan dengesizlikler. İşte o dengesizlikleri sen doğru kodlamalarla iyileştirebilirsin. Mesela benim reflüm var. Yıllardır reflünün sıkıntısını çekerim. Ne zaman bu üst bilinçe geldikten sonra... Nasıl çözdün? Of, öyle bir çözüyorum ki içinden geçiyorum. Bitti, geçmiş olsun. Arkadaşlar sizin deriniz varsa bak çözüyor. Şifacı burada. Bak isterseniz burada deneyimleyebiliriz. İlker'cim var mı bir yerinde bir şey? Açık açık deneyimleyebiliriz. Bir baş ağrısı, bir yeri ağrısı, kol ağrısı, böbrek ağrısı bir ağrınız varsa anında geçebilirsiniz. Bak bizim Gökhan'ın tansiyonu çok çıkıyor. Peki şarkı marka işini bırakacak mısın sen bu işi? Yok abi bıraktım şarkı işini. Tekstil işine girdik abi. Bir tanıtık yapıyorum bu aralar. Gerçekten şimdi sen niye gidiyorsun? Dün akşam çok güzel bir şarkı yaptın. İlk defa içime sindi biliyor musun? Defa bize söylese olur mu İlker'cim? Abi 4 senedir uğraşıyorum şarkı yapamıyorum. Yapamadım. Ne yapayım abi? Hadi oğlum söyle bari. Kafa gitti artık. Biz dinleyelim hadi.